Dün akşam hadise olduğunda da ben buradaydım çocuklarla beraber, Abdurrahim Bey'le beraber. Tabii denecek şey büyük geçmiş olsun. Allah canını bağışlamış. Tabii bizim çok önem verdiğimiz bir oyuncumuz. Hem saha dışı hem saha içi. Omar bizim için çok kıymetli. Şimdi kendisiyle tekrar görüştüm biraz. Ve kendisine de bütün duygularımı, düşüncelerimi aktardım. İkimiz de biraz daha fazla duygusallaştık. Onun için ben çıktım dışarı. Tabii Galatasaray Kulübü ve bizler elimizden gelen her şeyi, onun için ne yapabilirsek yapacağız. Bundan zaten herhangi bir kimsenin şüphesi yok. Kendisine de mücadele etmesini, bunu yenebileceğini söyledim ona. Tabii dünden bu tarafa biraz daha veya öyle görmek istiyoruz biz. Çok kolay bir şey değil. Bu bir süreç. Bu süreç içerisinde inşallah onun lehine işleyecek. Ama kolay bir hadise atlatmadı. Biz oyuncularım, yöneticilerimiz, tüm Galatasaray ve tüm futbol severlerin iyi dileklerine ihtiyacı var. Dualarına ihtiyacı var. Açıkçası ailesi ve kendi adına büyük talihsizlik tabii, ama yaşamın içerisinde olan bu hadiselere göğüs gereceğiz. Olaya bir başka taraftan hiç bakmıyoruz. Çocuklarını mutlu etmek için yapılan bir olayı başka türlü de açıkçası herhangi bir bakış açısına da gerek yok. Nasibimizde 2020-21 yılını hastanede geçirmek varmış dün. Ama geç de hep hastanede geçirseydi de Omar'a da bir şey olmasaydı. Tabii herkesin duyguları aşağı yukarı aynı. Bu sevgi dolu yaklaşımımız, bu gönülden isteğimiz bence yerini bulacaktır. Omar'a da manen müthiş bir destek olacaktır bu sevgi. O da şu anda bunun bilincinde. İnanıyorum ki bu birkaç günlük analizler, birkaç günlük doktorların yapacağı bazı testler onun lehine işleyecektir. Güçlü bir bünyesi var, inançlı bir çocuk. Dolayısıyla Allah yardımcımız olsun hepimizin. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur. Galatasaray oyuncusunu hiçbir yerde kaybetmek istemez, ama böyle bir hasede de ya talihsizliğe bak, oyuncumuz da eksildi demez. Bizim için insan sağlığı her türlü başarıdan, her türlü sıralamadan önemlidir. İlk sıradadır. Onun sağlığına kavuşması bizim için yeterlidir. Onun eksikliğini hissediyoruz biz. Yoksa başka bir şey için değil. Bu yani. Dünden beri çok da hiçbirimiz iyi değiliz açıkçası. Peki hocam, bir şey sorabilir miyim? Hocam, Yuto'nun ciğeri söndü. Omar'ın yaşadığı çok fazla kırık ve bağ sakatlığı bu sizin son döneminizde. Siz futbolcularını futbolcudan öte evlat olarak gören bir teknik adamsınız. Biz bunu biliyoruz. Siz bu yaşanan sakatlıklar karşısında nasıl hissediyorsunuz? Sizin ruh haliniz nasıl? Benim ruh halim iyi olmak zorunda. Ama ben şöyle bir anlayışa sahibim. Muhakkak ki başa gelen her şeyin daha ağırı, daha beteri vardır. Onun için şartlar ne olursa olsun Allah'a şükretmek lazım. İsyan etmemek lazım. Çünkü bunun daha kötüsü var mıydı dün? Vardı. Buna yetinmek lazım ve buna dediğim gibi hamd etmek lazım.
Yoksa dediğiniz gibi işte iki defa Emre'nin ayağı kırıldı aynı yerde. Üçüncü Mustera'nın. Bunu sayabiliriz ama bunlar hayat içinde olan şeyler. Bunların daha ağırları, daha kötüleri bizi üzecek, daha büyük Galatasaray camiasını ve futbol camiasını sarsacak daha büyük hadiseler olabilir miydi? Çok şükür olmadı demek ki. Olanla savaş vereceğiz. Ben hayatım boyunca hep böyle davrandım. Kendi başıma gelenlerde de, ailemin sıkıntılarında da, kendi oyuncuların veya başka oyuncular, başka takımların insanları için de aynı şeyi düşündüm. Şükretmek lazım. Mevcudu yenmek için bir an evvel uğraşmak lazım. Yoksa bu endişe ve bu kahırla çok daha kötü yerlere götürür insanı moral olarak. Ben onun için bu açıdan bakıyorum hep. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.